Söylem ve eylemin farkı nedir? Yani niye söyleyebildiğimiz şeyleri ya yapamıyoruz ya da yaptıklarımızı değiştiremiyoruz? Buradaki söylemlerimiz ve eylemlerimiz neden farklı? Ve bunların yarattığı... Benden bahsediyorsun. Çok mu açık verdim hocam? Tabii hocanın dediğini yap, yaptığını yap. Aslında herkesten bahsediyoruz. Şimdi birçok insanda şöyle bir durum var. Mesela doğru bir öneri duydun, tamam mı? Televizyonda bir uzman dedi ya da bir arkadaşın dedi ki sigarayı bırakman lazım dedi. Ya da şunu şöyle yapman lazım. Bir uyarıda bulundu ve haklı olduğunu biliyorsun. Şimdi genellikle şöyle bir davranış sergileriz biz otomatik olarak. Sen ne yapıyorsun? Sen de höpür höpür yiyorsun. Şimdi bak bu davranış bize ne sağlıyor? Karşıdakinde söylem, eylem çelişkisine dair bir şey bulduğumuzda kendi çelişkimizi haklı çıkaracak bir bahane ve konuyu değiştirecek yeni bir yol bulmuş oluyoruz. Ve bu aslında zannettiğimiz gibi sadece ikili konuşmalarda değil, düşünme sistemimiz içinde bizi çok etkileyen bir şey. Mesela hayatımızla ilgili bir şeyi yapamıyoruz değil mi? İyi olduğunu bildiğimiz bir şeyi yapamıyoruz. Ama sorsalar diyoruz ki abi bu iyi, bunu yapmak lazım. Fakat onu yapamamamızın altında yatan temel zihinsel mekanizmalardan biri şu. Bizim diğer insanlara göre daha iyi, daha sağlıklı, daha tutarlı, daha akıllı, daha zeki olduğumuza dair bize içten içten yalnız fısıltılar veren bir zihinsel sistemimiz var. İçsel bir taraftarlığımız var. Mesela bu bir sürü araştırmayla gösterelim. İşte sigara içen insanlara soruyorsun. Sigaranın hastalık yaptığını kabul ediyorlar ama kendilerinin mesela kanser olma oranlarının diğerlerinden daha düşük olduğuna inanıyorlar. Bunun içinde çeşitli bahaneleri var. İşte benim en son 3. göbek dedem kanserden ölmüş falan gibi. Ya bizim aile uzun yaşar, dolayısıyla bana bir şey olmaz falan gibi bazı zihinsel frenler. Mesela başarılı olmak için ne yapmak gerektiğini herkes bilir kabaca. Daha doğrusu şöyle diyeyim, başarı tehlikeli bir kelime ama kafasındaki bir işi yapabilmek için neler yapması gerektiğini bilir. Ama hep böyle kendisine bir anda büyük bir aydınlanma ya da bir şans ya da fırsat geleceğini düşünerek yayar, yatar, bekler. Ve bunun içinde çeşitli bahaneleri vardır. Dünya beni anlamıyor, Türkiye'de doğduk ondan böyle oluyor. Ben kızım da ondan olmuyor, işte kaç yaşına geldik falan filan. Böyle bir devamı dışsal bir fırsat bekleme durumu. Eylemi erteleyip keyfi arttıracak böyle bir sistem bizde niye var? Yani hem eylemimizi azaltıyor hem bizi konfor alanına tepiyor. Şundan var, eğer insan kendisini gerçekten çok objektif bir biçimde algılayabilen bir canlı olsa bu dünya çekilmez olur. Kendimizi aynen yani birebir bir başka insanın, bir mesela psikoloğun gördüğü gözle görsek, kendi psikopatolojilerimizi, kendi inançlarımızı, aygırı yaşamlarımızı, bildiklerimize zıt davranışlarımızı her an bilebilsek bu yaşam gerçekten çekilmez olurdu. Yaşayamazdık. Dolayısıyla içsel bir sistem var. Diyor ki sen iyisin baba. Baba iyisin ya. İyi, dur iyisin, iyisin abi süper. Ya sen bak o ne biçim, o ne biçim yapıyor? Sen diyor sana mı kaldı diyor. Bırak sen rahat ol. Sen iyisin abi diyor. Şimdi içeriden devamlı böyle bir işleyen sistem var ise en önemli vazifelerimizden bir tanesi bu sistemin farkına varmak. Şimdi bu bütün ruhsal disiplinlerde binlerce yıldır mürşit diye bir şey var. Mürşit ilişkisi diye bir şey var. Hoca ilişkisi bizde de vardı. Mesela hocanın dizinin dibine çökmek, işte onun rahle-i tedrisinden geçmek diye eskiden bir şey söylerlerdi. Şimdi bu tip insanlara ne deniyor? Talip ya da talebe. Eski tabirle. Bunlar neye talip oluyorlar? Şuna, kendilerinin böyle bir içsel taraflılığa sahip olduğunu, kendi başlarına bir şeyi beceremeyeceklerini fark ediyorlar. Ve diyorlar ki ya bu işi nasıl yapacağımı bana gösterecek birisi şudur. Ya da bu bir kitap da olabilir, bir insan da olabilir, bir YouTube programı da olabilir, fark etmez. Ben bu ne derse onu yapacağım. Bir nevi iradesini o konuda geçici bir süre olarak ona bırakıyor. Diyor ki göster bana ne yapayım. Ona tabi oluyor. Ona tabi olduğu zaman da oradan bir yol öğreniyor. Burada hem eşlenikli bir işte sosyal devrelerimizi tatmin eden bir birleşme, başka insanla hareket etme, hem de o meseleyle ilgili kendisini zorlasa bile başlatamadığı bir aksiyonu oradaki yanındaki insanlar, yeni ortamı, işte o takip ettiği metodoloji gereği daha kolay yapabilme işi gündeme geliyor. Aslında böyle baktığın zaman mesele hiç zor değil. Mesela Hazal geldi bana dedi ki hocam aslında şunu yanlış yapıyorsunuz, şöyle yapsak daha iyi dedi. Şimdi ben Hazal'ı o anda eski tabirle mürşit olarak alsam, desem ki bir dakika ya kız doğru bir şey söylüyor. Çünkü ben şöyle 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 çelişiyorum. Böyle 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 yapıyorum. Dolayısıyla bunu böyle yapmam lazım. Kararını verebilmenin nörolojik maliyeti çok fazla. Bir kere otomatik pilottan çıkacaksın. Pili çok zayıf olan bilinci oraya uzaklayacaksın. Diğer bütün telaşları, işleri, sosyal personanı, nasıl göründüğünü, karizmanı, bunca senelik hede hödönü bilmem neyi bir kenara bırakacaksın. Sosyal korkularını, arzularını, iyi görünme isteklerini, çelişki, dışarıya çelişki göstermeme kalkanlarını bir kaldıracaksın. Oysa diyeceksin ki doğru ya, bir dur bakalım bu konu üzerine ne yapabiliriz? Şimdi bu enerjiyi her zaman harcamak mümkün olmuyor. Ama bu
geliştirilebilir bir şeydir. Esas burada söylemek istediğim şey o. Siz eğer herhangi bir insan, yakınınız ya da uzağınız fark etmez, size bir konunun yanlış olduğunu, sizin özellikle yaptığınız bir şeyin yanlış olduğunu, onu öyle değil böyle yapmanız gerektiğini hatırlattığında, eğer sıklıkla arıza çıkaracak bir tepki veriyorsun, sen kendine bak, sen ne yapıyorsun? Ya da o işte herkes neler yapıyor, ben bilmem ne diye tepki veriyorsak, beynimize şunu yapıyoruz. Ne zaman ki beni düzeltecek bir uyarı geldi, lütfen itiraz devrelerini çalıştır. Beynin kuralı neydi? Kullan ya da kaybet. Kullandıkça güçleniyordu. O devreleri kullandıkça artık sistem pürüzsüz. Ne zaman düzeltici bir şey gelse, sen önce kendine bak. O kendine baksın. Öbürü de ben iyiyim abi. Sen ama tamam ben öyle olabilirim mi? Ama sen ne yapıyorsun? Bak bu çok günlük hayatta kullandığımız bir kalıp. Ama tevazu içerisinde gelişime talip, kendini irşad etmeye, daha reşit hale getirmeye teşne insanların tavrını taklit ederek başlayabiliriz. Kim olursa olsun, özellikle bizden daha hiyerarşik olarak altta gördüğümüz çocuklar, gençler kim varsa. Onlardan bize gelen, mesela ben şimdi ekşi sözlüğü büyük bir dikkatle okumaya çalışıyorum. Çünkü ekşi sözlükte iki kişi övüyorsa 20 kişi gömüyor. Üstüne de beton döküyor. Mesela ben onları okuyup diyorum ki bu arkadaşlar niye bunu böyle görüyorlar? Benim böyle görülmemin nedeni nedir? Acaba neyi yanlış yapıyorum, onu nasıl daha doğru yapabilirim? Yalnızken bu daha kolay oluyor tabii. Hani milletin içinde ya da bir televizyon programında zort diye söylense belki Fuat ne diyorsun lan sen falan ben de olurum. Ama yalnızken bunun üzerinde çalışmak. Mesela bir arkadaşınız, bir eşiniz, dostunuz size sıklıkla bir şeyinizi eleştiriyor. Ya yaz bir kenara, eve gittiğinde üzerinde çalış de ki ya bu doğru söylüyor. İtiraf.com var diye bir ara böyle itiraf edin kendi kendinize. Şimdi bunu yaparak ne yapıyorsunuz? Zihninizin içerisindeki o sen iyisin baba devresini biraz susturuyorsunuz. Buna öz eleştiri deniyor. Kendinize dönüp bir daha bakıp kendini onarma devrelerini, kendi içini araştırma ve onarma devrelerini kuvvetlendirmeye çalışıyorsunuz. Bugünün insanın en büyük sorunlarından biri devamlı olarak uyarıcı, bilgi çok. Her taraftan uyarıcı bilgi geliyor. Bir savunmaya geçmemiz lazım. Bunların hepsini yapamayacağımıza göre, süper bildiğimiz kadar doğru yaşayamayacağımıza göre, aman abi ne takacağım maske? Bak etrafımda hiç Covid-19 olan yok ki. Bizim aile zaten geçirmiştir onu. Biz dayanıklıyız. Hem biz genciz. İşte bilmem ne. Bu tip bahanelerle maskesiz sokağa çıkayım. Marketten 2 dakika bir şey alayım. Gayet makul bulabiliyor zihnimiz. Ama ne zaman o acı gerçek? Mesela geçenlerde bir vaka duyduk. Çok enteresandı. Uçağa binmiş bir arkadaşımız. Arkadaşımızın arkadaşıyız yani. Ailesini ziyarete gitmek üzere. Ailesi de 70 üstü insanlar. Uçakta maskesini çıkarmış, uyuyakalmış bilmem ne gidiyor. 1-2 hafta sonra bütün ailedeki yaşlıların hepsi Covid-19 pat. O uçak yolculuğuna muhtemelen virüs kapıyor, taşıyıcı olarak geliyor ve bütün yaşlılar evde bulaştırıyor. Vicdan azabından ölmek üzere. Ama uçaktayken sorsan ne var abi ne olacak bir maske? Yani bana bulaşmaz ben her gün C vitamini alıyorum falan değil mi? Böyle bir kafamız var. Bu devrenin üzerinde çalışmamız lazım. Modern insanın başına en çok belaya sokan, gelişimimizi engelleyen, inkişaf etmemizi eski dilde engelleyen en önemli şey bu. Bu arada inkişaf kelimesine dikkat edin. İnkişaf keşifle alakalıdır. Yeni şeyler keşfedip kişiliğimizin yeni olanaklarını keşfetmemizi yani oraya doğru genişlememizi engelleyen çok önemli bir mesele. Benim şöyle bir taktiğim var. Sık sık yapamadığınız şeylerin, doğrusunu yapamadığınız şeylerin doğrusunu anlatın. Anlata anlata ikna ediyor. Bak benim gibi adam günde bir öğün, iki öğün yemeye düştü. Niye? Günde 5 kere yemek yiyen, Gaziantep'e baklava yemeye gidip gelen bir adam olarak şeker hayatımdan çıktı. Yemeği azalttım. Niye bunu yaptım? Çünkü çok anlattım. İkna oldum bir süre sonra. Şimdi bir de ayıp yani. Bu kadar anlatıyorsun, sıkıyorsa yap. Bu bir yöntem. Deneyebilirsiniz. Etrafınıza devamlı bunu yapın. Kendinizi motive etmenin önemli bir şeyi. Bu tabii şeyle karışmasın. Mesela özellikle söylüyorum irade gerektiren bir değişim yaşayacaksanız. Mesela sigarayı bırakacaksanız asla etrafınızdakilere söylemeyin. Bu çok yanlış bir şey. Etrafınızdakilere şu tarihte sigarayı bırakacağım. Ay kesin bırakacağım, kesin bırakacağım. Bu insanların %90'ı bırakamıyor sigarayı. Çünkü söylediğimiz zaman yapmışız gibi dopamin salgılıyor beynimiz. Tamam abi sen süpersin. Bak en azından bırakmayı düşündüm be abi. Bir sürü insan bunu düşünmüyor diye veriyor gazı sana. Ne diyor şimdi sigarasızlık stresine katlanacaksın? Yak bir tane diyor sen zaten yaparsın ne zaman istesen. Bizim Sami geçen toplantı söyledi. Sigara bırakmak da dünyanın en kolay olayı. Ben de 15 kere bıraktım. Aynen böyle yani 15 kere bırakabilirsiniz. Beyniniz size bunu söyleyebilir. Dolayısıyla Kral Sami'yi de buradan selamlıyor. Bu konuda ortalığı biraz karıştırmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Rahatsız olduğunuz her söylemde sizin için bir gelişme vardır. İtiraz etmeden önce
bir nefes alıp acaba burada benim hissem nedir diye sormak her zaman avantajlıdır diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Bir de şey de eklemek lazım. Aslında bu anlattığınız tüm mekanizma insanlar dinlerken kafalarında bu sadece mekanizma olarak canlanabilir. Ya ben bunu aşamıyorum olabilir ama aslında aşamamak da normal. Neden normal? Değişime direnç diye bir şey var. Sadece bu değişime direnci gördüğünüz anda zaten direnç kırılmaya başlıyor. Onun için bu sizin de anlattıklarınız sadece birazcık farkındalık. Ne yapıyorum? Neye kızıyorum? Neden eleştirildiğinde büyük tepki veriyorum? Acaba ben orada neyin ihlal edildiğini düşünüyorum? Çünkü bizim güvenli bir alanımız var. Bu alan bize ait. Dışarıdan girmeyin. Eleştiri dışarıdan içeri girmeye çalışmak gibi algılanıyor. Oysa hayır. Değişim aslında bir adım, bir aralık. Eleştiri olumsuz bir şey değildir der zaman. Nasıl olumlu eleştirileri alıyorsak olumsuzları da içe almak gerekir. Bu arada tabii, diğer insanları düzeltmek isteyenlerin aslında burada bilmesi gereken önemli bir şey var. Kalabalık içinde kimsenin davranışını değiştiremezsiniz. Bu olmaz. Evet. Çünkü ona doğruyu söylediğiniz zaman o insan size savunmayla karşılık verir. Çünkü biz aynı zamanda ne kadar sosyal canlılar olsak da o sosyal birlikteliği garanti altında tutmanın önemli bir kısmı da kişiliğimizle ilgili olumsuz yanları gizleme özelliğimizdir. Yani böyle bir refleksimiz var. Dolayısıyla toplum içerisinde böyle bir anda yanlışımızı aşikar edilince o hareketi bırakmaktan öte o harekete tutunuruz, inatçılaşırız. İtiraz ederiz. Bu itiraz bir süre sonra aynen biraz önce söylediğim gibi kendimizi kötü ya da istenmeyen şeyin bağımlısı haline getirebilir. Çünkü söyleye söyleye ona da kendimizi inandırırız. O yüzden mesela sevgili eğitimci arkadaşlar, sevgili anne babalar, sevgili işte ne bileyim gençlerle bir şekilde ya da etrafındaki insanlarla liderlik, yönlendiricilik bazında bir şeyler yapanlar, özellikle iş yerinde liderlik yapan insanlar. Aman ha, toplum içinde insanların yanlışlarını zart diye yüzüne vurmayın. Çünkü çok temel bir psikolojik mekanizmayı faaliyete sokarsınız. Çok az kişilik tipi bunu sever. Çok azdır, çok nadir. Belki onların Enneagram tipini falan Mehmet anlatır. İleride onun da bir eğitimi var. Böyle belli kişilik tipleri bunu kaldırabiliyor ama çok az sayıda. Çoğu insan buna negatif reaksiyon verir. Davranış bazlı, olay bazlı ve duygu bazlı yaklaşmak her zaman en iyisi. Bunu da bir başka videomuzda artık detay. Şimdi buraya girersem çıkamayacağımı fark ettim. O yüzden hafif burayı böyle sonlandırayım ben.